Ya adam Sen öbürleri bunu hakim savcı yapmıyorsun değil mi ya? Ve sonra hakim, diyorsun ki kardeşim değil mi bu ben ya? Ay, kura ya. Ile kura ile işine gelen savcılar kura ile, olacak orada ya, senin. Bırak değil, Allah aşkına kanunda ya. En kıyamlı olur mu ya? Kimse onlar genç olacak. Hakimin 5 yıllık hakimin günahı ne ya? O partiden bu partiden yok, diye bakılmaz. Yok ya 40 yıllık hakim mi olacak? Devam, 20 yıllık devam hakim edeyim mi olacak? 5 devam yıllık edeyim hakim de olsun? 10 yıllık sana olsun? Sana göre hukuk ya. Fakültesi mezunu bile olmaması sana gerekiyor. Sana göre ne biliyor musun? Sen CHP'de bir şey olduğu zaman sizin zaten bu bakış açınız da bu liyakatsizlikle. Bak bu ehliyetsizlikle. Ya bırak. Ya kendi 10 yıllık hakimin günahı ne? 10 yıllık hakim olsun orada. 72 yıllık sistemde il ve niye olmuyor? Niye? İlçe seçim kuruluna ne rahatsız ya, etti? Hayır. Ne rahatsız genç, etti? Genç olmasına kanun niye rahatsız etti? Kanun gerekçesini sen okudun mu? Genç olmasına o kanun gerekçesini ne söylüyor kardeşim? Anayasa Mahkemesi'ne dönecek o. Yani nedir derdiniz sizin hakimler? Hayır. İstediğiniz gibi sen içine gelenler olsun istiyorsun. Devam genç edin. Hakimlerden hiç rahatsızsın. Hiç, onlara hiç, güvenmiyorsun. Bak, sen beni kimsenin önüne atamazsın. Ya bırak Allah aşkına ben sana ya. Şunu söylüyorum. Bırak Allah bak aşkına. Bak kardeşim ben sana söylüyorum. Genç hakimlerin günahı ya. 3 yılda 5 yılda sen birinci sınıf ayrılma suretiyle onları oynamaya sokup bunu yapamazsın. Yok ya. Hakimi savcının günahı. Ben sana söyleyeyim. Ben soru sordum. Bak, soruma cevap bir saniye bekler. Ya işine gelmiyor. Sorma. İşine dur, gelir bu arkadaşım. Ben cevap veriyorum ya. Evet. Bir saniye. Şurada önümde. Evet. 6 yılı dolduranlar 3 terfi evet. Döneminde 1. sınıfa ayrılabiliyorlar gördüğüm kadarıyla. Ne var? Bu olur mu kardeşim olur ya? Olur tabii. Bal sen orada 20-30 yıllık hakim alıp kenara koyup hayır, da bunları sen kuraya hayır, sokup da o da onu olur, il seçim kurulu başkanı mı yapacaksın kuraldan çıksın ya? Ne var bunda? Böyle şey mi oluyor karışık ya? Karışık olsun kuraldan sen, çıksın. Sen, hiç demokratik bir sistem bu. Hayır. Sen CHP'deki sen tek parti dönemini senin istiyorsun. Senin yanında yer alacak hayır, insanların yüksek seçim kuruluna hakim olmasını, il seçim kuruluna hakim olmasını, ilçe seçim kuruluna hakim olmasını. Kimse inanmaz sana. Bahadır Bey de, Bahadır Bey de bir hukukçu. Bahadır Bey diyor ki Ersan hocam tamamlasın. İtiraz etmeyeceğini tamam, düşünüyorum dakika, yani. Demokratik dakika, bir sistem tamamlasın. Ya ben tamam, bir soru sordum. Şimdi, ya ona şimdi cevap verir bir mi? Başka AK Parti'nin hocam, işine yaradığı zaman cevap bir vermez. Başka, benim işime yarayıp var ama ben hiçbir partiye bal gibi öyle. Tamam Ersan hocam buyurun tamam. Niye? Ne oldum? Niye? Metro ihalesiyle ilgili CHP'de bir şey olduğu zaman mahkemeler ver diyorsun. AK Parti'de olduğu zaman mahkemeler diyorsun. Belediye ile genel bütçeyle karıştırıyorsun. AK Parti'ye yaramazsın. Sana yazık. O kadar tarafsızsın ki artık. Sen ya koyu muhalifsin, koyu muhalifsin, koyu muhalifsin bak. Burada iki hafta önce Faruk sana o kadar ya. Bir şeydi ki ben onu gözden. CHP ile ilgili metro ihalesi oldu mu isteyen mahkemeye gitsin dedim. Kardeşim, Çanakkale Köprüsü'ne ilgili bir şey varsa mahkemeye git. Git mahkemeye. Kardeşim bak. Niye mahkemeye gitmiyorsun? Ben hukuken söylenmesi gerekenleri söylerim. Ya bırak AK Parti aleyhine söylersin sen. AK Parti aleyhine söylersin. Gitsin, beni Ersan hocam. CHP'de bir Cem, niye Cem bir bakar mısın? Cem bir saniye bırak, bakar mısın? Cem bir dakika lütfen. Şimdi, rica ederim. Hadi. Devam ediyor. Ersan şimdi, hocam şimdi süreyi tamamlayın. Bir dakikanız var. Toparlayayım şimdi, Bahadır Bey'e geçeceğim. Bana birisi kalksın şunu anlasın bu seçim lütfen, kanunlarında. Lütfen bölmeyelim. Gerekçesine de birlikte bakalım. Ya arkadaş bağıra bağıra Cumhurbaşkanı artık tarafsız değil denildi yeminine rağmen. Bir siyasi partinin genel başkanı. Ve seçime girecek. Allah'tan korkun ya. Cumhurbaşkanı'nın artık bir taraf olduğu, netice itibariyle bir siyasi partinin genel başkanlığını yaptığı ve o siyasi parti için ve kendisi için de aynı anda yapılacak seçimlerde propagandaya geçeceği aşikar. Kardeşim oraya Cumhurbaşkanı kamu kaynaklarını kullanamaz seçim döneminde seçim sürecine girilmiştir. Hükmünü koyamadılar ya. Peki. Ne anlatıyorsun sen hocam, bana? Tamam. Çok... Hadi söylesin bakalım Cem Bey bunu. Ya, yani sen ya, Cumhurbaşkanı'nın bana kendisi CHP'ye adına siyasi partisine seçime bırak, girdiğinde Bahadır Bey, sen bana anlatma de ki sen buna. Ya, sen buna bırak, eşit bırak, seçimde. Böyle hakimlere güvenmiyorsun. Sen bu ülkenin hakimlerine güvenmiyorsun. Sen Cumhurbaşkanı bak size böyle söyle. Sen Cumhurbaşkanı artık başbakan olmuştur diyeceksin. İcraatın başında diyeceksin. Tarafsızlığı bitmiştir diyeceksin. Siyasi partiye geliyor. Ondan sonra girdiği seçimde kamu kaynaklarını o kullanacak, diğerleri kullanamayacak. Ondan dakika, sonra çıkıp burada bu bana şekilde eşitlikten, adaletten hocam, bahsedeceksin. Bir dakika, ne hocam, ya? Hocam bir saniye, bir dakika lütfen rica ediyorum. Bak Cem, özel olarak rica ediyorum. Cem, çok ciddiyim. Ersan hocam lütfen. Hani